Sevgili gençler merhaba. Analiz 3 dersimize hoş geldiniz. Analiz 3 dersimize vektör değerli fonksiyonlar kavramıyla başlıyoruz. Tabii ki öncesinde vektörler ile ilgili tüm bir her şeyi bildiğimizi varsayarak analiz 3'ten ele alacağız arkadaşlar biz. Vektörle ile ilgili diğer konuları işte iş çarpım, vektörel çarpım, farklı veri bilgileri analiz 3'te analitik geometride anlattığımızı varsayarak analiz 3 dersine başlıyoruz. Öncelikle tabii ki vektör değerli bir fonksiyonun tanımını vereceğiz. Ne durumlarda karşımıza çıkabilir vektör değerli fonksiyonlar ve bunlarla ilgili özellikleri nelerdir, tanım kümesi nasıl bulunur? Bunları anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Tanımı vererek başlayalım. Evet arkadaşlar, burada I alt küme R. R'nin herhangi bir açık alt aralığı, alt kümesi olmak üzere F I alt küme R'den nereye? Rn'e tanımlı fonksiyona vektör değerli fonksiyon denir. Şimdi F vektör değerli bir fonksiyonsa arkadaşlar, F her t elemanı i için ft eşittir. Burada f1t, f2t ve nokta nokta arkadaşlar fnt olarak ifade edebiliriz, yazabiliriz. Buradaki her F1, F2, burada işte yer alan F1, F2 nokta nokta Fn nereden nereye tanımlı arkadaşlar bunlar? Tabii ki I aralığından reel sayılara tanımlı fonksiyonlarına vektör değerli F fonksiyonunun Birleşenleri denir. Neden arkadaşlar? F fonksiyonu I alt küme R'den Rn'e tanımlı. N boyutlu uzaya tanımlı. Reel uzaya. Dolayısıyla burada N tane bileşeni olacaktı. Buradaki her bir bileşenine de vektör değerli fonksiyonları bileşenleri diyeceğiz. Buradaki ama bileşenler I aralığından reel sayılara tanımlı bir fonksiyon yine. Çünkü fonksiyonun bileşenleri fonksiyon olacaktır arkadaşlar. Peki vektör değerli fonksiyonlar nasıl karşımıza çıkabilir? Neden ihtiyaç vardır? Mesela bir hareketliği düşünün arkadaşlar. Buradaki t zaman parametresi olmak üzere herhangi bir t zaman aralığında herhangi bir hareketlinin uzayda almış olduğu yol sonucu bir vektör değerli fonksiyon ortaya çıkacaktır. Mesela böyle karşımıza çıkabilir. Örneğin bir keşif aracı gönderildi. Bilim zamanda işte ne kadar yol gitti veya işte bileşenlerde hangi bileşende ne kadar zaman aldı. Bu şekilde karşımıza çıkabilecektir. Veya işte dediğim gibi bir hareketli bağlı olarak daha çok fiziksel problemlerde karşımıza çıkıyor. Kimyasal problemlerde karşımıza çıkabilir vesaire arkadaşlar. Dolayısıyla vektör değerli fonksiyonlara bu açıdan ihtiyaç vardır. Aslında fonksiyonlar ile vektörlerin güzel bir uygulaması burada. Mesela madem bu f fonksiyonu vektör değerli bu f fonksiyonu aslında bizim bildiğimiz o baz vektörlerinin bir lineer kombinasyonu olarak, yani Rn'in bir bazı biliyorsunuz fonksiyonu. Rn'in bir bazı nedir arkadaşlar? Rn'in bir bazı işte E1 vektörü neydi bunun? Birinci bileşeni 1, diğerleri 0 olan vektör. İşte E2 aynı şekilde ikinci bileşeni 1, diğerleri 0 olan vektör şeklinde düşündüğümüzde bir baz vektör kümesi bu şekilde ifade ediliyordu. Doğru mu? Yani bunu çok zaten analitik geometriden, lineer cebirden bir şekilde bunu biliyoruz arkadaşlar. Baz vektörleri cinsinden nasıl yazılabilir arkadaşlar? Şöyle yazılabilir. Örneğin Ft eşittir. Sonuçta bu n tane bileşenin ihtiyacı vardı. Bu F1t E1'in bir toplamı şeklinde, katı şeklinde F1t çarpı E1 artı F2t çarpı E2
artı nokta nokta burada Fn t çarpı En olarak yazılabilir arkadaşlar. Bunu da kısaca toplam sembolü yardımıyla i1'den n'e kadar Fi t çarpı Ei şeklinde ifade etmek mümkün şeklinde de yazılabilir. Bu işte nedir arkadaşlar? Baz vektörleri cinsinden yazmak oluyor. Sonuçlar En'in her bir burada sadece şöyle normal vektörden farkı ne? Normal vektör sabit bileşenlere sahip. Sabit bileşenlere sahip. Burada ise değişken bileşenlere zaman parametresine bağlı olarak yani her biri bileşen zaman parametresine bağlı olarak bir fonksiyon cinsinde. Çünkü o zaman zaten hareketlinin diyoruz bakın. Hareketlinin birim zamanda artık belli bir zaman aralığında aldığı mesafe, aldığı yol sonuçta bir orada vektör değerli fonksiyon oluşturacaktır. Dolayısıyla her bir bileşen aslında zamana bağlı olduğu için bir fonksiyon cinsinde şeklinde. Yani normal vektörden farkı bu şeklinde yazılabilir. Şeklinde yazılabilir arkadaşlar. Burada tabii ki tanım kümesi olarak I tanım kümesini bulmak tek tek bakacağız arkadaşlar. Burada işte F1'in tanım kümesi I1. Aynı şekilde F2'nin tanım kümesi arkadaşlar I2 şeklinde gittiğinde burada Fn'in tanım kümesi In olmak üzere buradaki I kümesini tüm bunların kesişimi olarak buluyoruz. Yani I1 kesişim, I2 kesişim, nokta nokta kesişim, In şeklinde. Yani hepsinde sağlanan aralık olarak, hepsinde sağlanan tanım kümesi olarak ifade ediyoruz. Çünkü her bir fonksiyonun burada vektör değerli fonksiyonun bileşenleri de birer fonksiyon. Dolayısıyla onların her bir tanım kümesi olacaktır. Tanımlandığı bir aralık olacaktır. Dolayısıyla biz bu genel olarak yani fonksiyonun vektör değerli fonksiyonun tanımlı olduğu I aralığı olarak tüm hepsinin kesişimini bulmak zorundayız. Tek tek bulup sonra kesişim alacağız arkadaşlar. Şeklinde elde edilir. Evet. Şimdi tek tek örnekler üzerinde bakmaya çalışalım. Evet arkadaşlar, Ft fonksiyonu burada böyle tanımlanmış. Demek ki F fonksiyonu nasılmış aslında? I aralığından R3'e tanımlı T'yi alıyor, Ft'ye götürmüş. O da arkadaşlar işte sinüs T kök T artı 1 virgül E üzeri T şeklinde tanımlı. Buradaki F fonksiyonunun bileşen fonksiyonları yani F1T burada sinüs T olarak tanımlı. F2T olarak kök T artı 1 olarak ifade verilmiş. F3T olarak da E üzeri T olarak bulunur. Dolayısıyla burada F1 I1 aralığından reel sayılara tanımlı. İşte F2 yine I2 aralığından reel sayılara tanımlı. F3 de arkadaşlar yine I3'ten yine reel sayılara tanımlı. Buradaki I1, I2, I3'e bakacağız şimdi. En son I da artık burada bunların tamamının kesişimi şeklinde olacak arkadaşlar. Şimdi sinüs fonksiyonu trigonometrik bir fonksiyon ve herhangi tanımsız olduğu bir nokta yok arkadaşlar. Burada F1'in tanım kümesi olarak I1 eşittir reel sayılar olarak alabiliriz. I2'ye baktığımızda ise burada yani karekök fonksiyonu biliyorsunuz derecesi çift ise içerisi en kötü ihtimal büyük eşit 0 oluyordu. Dolayısıyla burada T artı 1 büyük eşit 0 olması gerekir. T artı 1 büyük eşit 0 olması gerekiyor. Buradan T eşit büyük eşit 1 eksi 1 olmalıdır arkadaşlar. Buradan da bunun tanımlı olduğu aralık eksi 1 ile sonsuz olacaktır. Sonsuz açık biliyorsunuz. Çünkü sonsuzun reel sayı olmadığını bilmiyoruz. O yüzden sonsuz kavramı almıyoruz. İşte burada arkadaşlar. E üzeri T üstel fonksiyon. Üstel fonksiyonun hiçbir sıkıntısı yok. Yani yine reel sayılarda tanımlı oluyor. Dolayısıyla I olarak bunların kesişimine bakacağız. I1 kesişim, I2 kesişim, I3 olarak bakacağız. Buradan arkadaşlar hepsinin kesişimi zaten yine eksi 1 kapalı sonsuz açık aralığı olacaktır. Evet bu şekilde bulunur. Evet arkadaşlar şimdi bu fonksiyonumuza bakalım. Burada fonksiyon
Yine arkadaşlar işte f fonksiyonu i aralığından r3'e tanımlı. T'yi almış, ft'ye götürmüş. Bu da arkadaşlar işte f1t, f2t ve f3t denirse arkadaşlar burada f1t'nin kök t artı 2 olduğu görülüyor. F2T'nin ln 6 eksi T olduğu görülüyor arkadaşlar. F3T'nin de burada görüldüğü üzere kosinüs T olarak elde ediyoruz. Bunlar tek tek yine bunun tanım aralığı I1 olmak üzere biliyorsunuz pozitif olması gerekiyor. Çünkü derecesi çift. Derecesi çift olunca içerisi pozitif olması lazımdı. I1 arkadaşlar buradan eksi 2 kapalı aralık tabii ki. Eksi 2 ile artı sonsuz olur. Buradaki I2 aralığı da bu içerisi büyüktür 0 olması gerekiyor. Kesin büyüktür 0 olması lazım. Logaritma fonksiyonu özelliğinden dolayı. Burada da şöyle yapalım. 6 eksi t büyüktür 0 ise 6 büyüktür t. Yani t 6'dan küçük olacak. Yani eksi sonsuz ile 6 açık aralığı burada. 6 dahil olmayacak çünkü o zaman logaritma fonksiyonu tanımlı olmaz. Burada ise yine 3 trigonometrik fonksiyon olduğundan dolayı herhangi bir problem yok. Tüm reel sayılarda tanımlı oluyor arkadaşlar bu fonksiyon. Şimdi burada yine en son artık I kümesi olarak hepsinin kesişimini alacağız. I1, I2 kesişim, I3 şeklinde ele alacağız arkadaşlar. Burada da hepsinin kesişimine baktığımızda bu eksi 2'den sonsuza kadar eksi sonsuzdan 6'ya kadar. O yüzden hepsinin kesişimine baktığımızda şu yarı açık aralık olacaktır. Eksi 2 dahil, 6 dahil olmayan yarı açık aralık olacaktır. Tek tek böyle buluyoruz artık. Bazen tabii ki bulmak zor olabilir. Yani direkt bulunamayabilir ama hepsini tek tek tespit ettikten sonra en ince ayrıntısına kadar sonra kesişimlerini alıyoruz. Kesişimleri zaten bu fonksiyonun tanımlı olabilmesi için arkadaşlar kesişimleri tabii ki boş kümeden farklı olması gerekiyor. Yani diyelim ki biz 3 tane fonksiyonun ayrı ayrı kesişim tanım kümelerini bulduk. Kesişimini aldık. Boş küme çıktı. Böyle bir boş küme üzerinde fonksiyon tanımlanamayacağına göre eğer burada arkadaşlar zaten I kümesi boş küme olursa o zaman bu fonksiyon tanımlanamaz. Böyle bir fonksiyon tanımlanamaz. Bu fonksiyon olmaz şeklinde ifade etmemiz gerekiyor. O da karşımıza çıkabilir belki. Fonksiyon tanım kümesi bulunuz dediğinde hayır bu fonksiyon değildir. Böyle bir fonksiyon tanımlanamaz şeklinde de ifade etmemiz lazım. Çünkü görüldüğü üzere kesişim boş kümeden olsun ki fonksiyonu tanımlayabilelim. Tek tek buluyoruz, kesişimini alıyoruz. Evet, bu dersimiz bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde verilen bir vektör değerli fonksiyonun parametrizasyonunu yapacağız. Farklı parametrizasyonlarını yapmaya çalışacağız. Sonra bundan yararlanarak da verilen fonksiyonun grafiğini çizmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu dersimiz burada bu kadar. Sonraki derslerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.